günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Trabzon'un bugününü, projelerini ve özellikle Türkiye'nin kuzeye açılan kapısı Trabzon'dan dünyaya yapılan ihracatı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi iki önemli konuğum var Trabzon'da şu anda. Suat Hacı Salihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Ve Taylan Bartol, TEP Factoring Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Evet. Taylan Bey, sizinle de böyle Anadolu'yu geziyoruz. Özellikle ihracat potansiyeli olan şehirleri geziyoruz. Siz de özellikle şehirdeki ihracatçılara tiyolar veriyorsunuz. Yine bugün güzel tiyolar sizden bekliyoruz. Türkiye ihracatına ciddi anlamda factoring'in katkıları var. Bu katkılarını da anlatmış oluyoruz. Ticaret hayatı burada çok gelişmiş. İsterseniz biraz bize Trabzon'dan bahsedin, bugününden bahsedin. Ondan sonra da ticaretteki para, sermaye birikimi sanayiye dönüşebilmiş mi? Türkiye'de nerede Trabzon? Onu konuşalım. Trabzon tabii biraz geçmişten bugüne gelirsek bir ticaret şehri unvanını taşımış. İpek yolunda Karadeniz'e uzanan bir kolu olarak biliyoruz. Geçmişte Avrupa'nın ürünlerinin, sanayi ürünlerinin özellikle Asya'ya gitmesi konusunda Avrupa'dan Trabzon Limanı'na ve buradan da İpek yoluyla Asya'ya uzanması en güvenilir yol olarak çalışan bir ticaret merkezimiz Trabzon. Türkiye'de girişimci çıkaran, yani girişimci yetiştiren, Türkiye'ye girişimci ihraç eden kendi içinde bir şehir burası. Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın pek çok ülkesine de girişimci ihraç ediyorsunuz. Bir kere bundan başlayalım. Evet. Ama bir şunu çok merak ediyorum. Dışarıda da anlattınız, izleyicilerimize ben duysun istiyorum. Bize her yer Trabzon lafı nereden geldi başkanım? Şimdi evet, esas konulara girmeden buradan girelim. Şunu bir girelim çünkü bu direkt aslında bağlantılı olacak. Şimdi şöyle, tabii Trabzon'un girişimcisi gerçekten çok aktif. Şehrimizde çalışacak alan çok fazla olmayınca, toprak, arazi şartlarımız malum bildiğiniz gibi dağlık bir yöre, bunu işleyebildiği kadar işlemiş. Fakat daha fazla işleyemeyince dünya piyasalarında çok iyi takip ederek ticari hareketin içerisinde kendine bir yer bulmaya çalışmış. Ve bunlardan bir tanesi de belki ekonomi kitaplarına da örnek olabilecek bir konu ve az önce bahsettiğimiz bize her yer Trabzon nasıl oldu? İzin biliyorsunuz yaş sebze narenciye ihracatında Trabzon Türkiye'de birinci sırada, Avrupa'da üçüncü sırada çok önemli bir yere sahip ve önemli miktarda ihracat yapıyor. Burada arazi olmadığı için ve bu yaş sebze narenci özellikle kuzey ülkelerimizde çok büyük bir pazar olduğunu görerek bunun menşeine gitti. Yani güneye, Mersin, Adana, Antalya bu bölgelere giderek burada araziler öncelikle kiraladılar, daha sonra satın aldılar. Bu arazilerde yetiştirmiş oldukları narenciyeyi, yaş sebzeyi burada paketleme tesisleri kurarak orada işlemişler. Yine tır filoları kurarak Karadeniz'e kadar getirmişler. Burada gemi filoları kurarak Rusya Federasyonu'na götürmüşler. Orada da satış için haller kurarak, satış halleri. Burada ürünlerini Mersin'den bir diziyle, bir serüvenle Rusya Federasyonu'nda tüketiciye kadar ulaştırmış. Dolayısıyla biz burada karşımıza şu çıkıyor. Bizim toprağımız yok, yerimiz yok, bu tür ürünümüz yok ama ülkenin bir parçası ya da dünyanın bir parçası bizim için fark etmiyor. O bölgede yapmış olduğumuz bu çalışmadan dolayı şunu dedik. Bizim için her yer Trabzon, bize her yer Trabzon. Orada bizim Trabzon'un bir parçası olarak düşünebiliriz. Ve bu mantıkla her yerde Trabzonlu bir çalışma alanı kendisine yaratıyor. Taylan Bey, düşünün şimdi Trabzon ekmeğini İstanbul'da pek severek alırız değil mi fırınlardan? Ama Trabzon ekmeği çok güzel yapılır ama Trabzon'da buğday yetişmez. Doğru. Sizin bir bankacı olarak, finansçı olarak şehre bakışınız nasıl? Ne gördünüz böyle farklı? Şimdi baktığımız zaman aslında Trabzon hakikaten Sayın Başkan'ın dediği gibi ilginç bir yer. İhracatı 1.6 milyar dolar civarında. 1 milyar doları geçen 15 tane şehrimiz var. Bunlardan bir tanesi Trabzon. Yani dolayısıyla limanı var. Limanı dolayısıyla çok büyük potansiyeli var. Şimdi ihracat dağılımına baktığınız zaman da tarım ürünleri bunun %68'ini alıyor ki hani Trabzon'a gelip baktığınız zaman dağ yamacına kurulmuş bir şehir. Hani nerede bu kadar yerleşim yeri veya işte bu seralar
tarım üretimi. Fakat baktığınızda Sayın Başkan'ın dediği gibi bence Türkiye'nin her yerine yayılmış olarak ihracatı Trabzon üstünden yapıyor bütün bu girişimciler. Dolayısıyla bu 1.6 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık %68'i tarım ürünleri. Tabii bunun içerisinde fındığın çok önemli bir yeri var. Yani fındık da Trabzon ekonomisinde, ihracatında oldukça önemli bir yer tutuyor. İkinci baktığımız zaman Trabzon'a madencilik ürünleri, yani Karadeniz bölgesindeki şehirlerden çıkan çeşitli maden cevherleri ihracatı yapılıyor. Bununla birlikte bu da daha çok Çin ve Hindistan tarafına ham madde olarak yapılmakta. Şeye baktığımız zaman geri kalan %13'lük yaklaşık bir kısımda sanayi ürünleri ihracatından oluşuyor. Aslında yani genelinde şehrin hakikaten çok ciddi bir girişimci potansiyeli var. Biz de burada bir yani TEB'in banka şubeleri aracıyla bunu net hissediyoruz. Artı buradaki girişimcilerin, ihracatçıları desteklemek amaçlı da önümüzdeki günlerde yani Şubat'ın ortasına kadar bir factoring şubesi de burada açmayı planlıyoruz. Çünkü Trabzon bizim için hakikaten çok önemli bir ihracat kentlerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada da buradaki ihracatçıya, sanayiciye, tarımcıya daha yakın olmak amacıyla da burada daha tecrübeli bir kadromuzu bulundurmak istiyoruz. Sizin tarafınızdan da tescillenmiş oluyor. Kesinlikle öyle. Zaten şu anda hani direkt İstanbul'dan takip ettiğimiz bir takım ihracatçılarımız ve çalışan müşterilerimiz olduğu gibi biz burada buranın şartlarını bilen daha factoring'de tecrübeli, ihracat konusunda tecrübeli arkadaşlarımızı da burada istihdam edip burada daha yakından hizmet vermekte bir anlamda şehre verdiğiniz önemi de gösterdi. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani Trabzon bizim için çok ciddi bir potansiyel ve bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz. Bu potansiyeli gördüğünüz için de burada şubeyi açıyorsunuz ve burada büyümeyi tercih ediyorsunuz. Evet. Başkanım, dünya ekonomi ihracat haritasına baktım. Hani üretim ihracat dengelerini ülke ülke belli Avrupa ülkelerine baktım. İşte Amerika, Asya falan. Dünyada iki millet var. Örneğin İngilizler hububat üretmemelerine rağmen Britanya toprakları üzerinde dünyanın en büyük hububat ihracatçısı. Siz de hiç buğday yapmamanıza rağmen ya da ticarette bir sürü şey üretmemenize rağmen dünyanın, Türkiye'nin en büyük ihracatçısı arasına girmişsiniz. Şimdi rakamları az önce Taylan Bey verdi. 1.6 milyar dolar bölgenin ve Türkiye'nin de sayılı şehirleri arasına sizi sokuyor. Ama bir taraftan da diğer rakamlar da aslında Trabzon'un hani göğsünü kabartıyor. Neler bunlar? Tek tek gidelim isterseniz üzerine. İhracatta başlayalım. Şimdi şöyle biraz daha ilave edelim. Madem ihracatı başladık konuşmaya. Burada önemli bir konu daha var. Fındık ihracatı biliyorsunuz. İthal girdisi olmadan tamamen ihraç ürünü ki bugün Türkiye'de yaklaşık 1,5-2 milyar dolar arasında oynayan bir rakam gösteriyor. Bu ülke açısından çok çok önemli. Hiçbir ithal girdisi olmadan. Şehrimize baktığımız zaman şu anda Trabzon'da %9 ile 11 arasında değişen bir fındık üretimi var. Ama ihracata baktığımız zaman ihracatın %41'ini biz yapıyoruz. Yani burada gerçekten bizim girişimcimizi, firmalarımızı kutluyoruz. Yani bu çok önemli bir rakam. Yine az önce bahsettiğiniz gibi ürün yok ama ihracat yine çok. Evet. Bu girişimcimizin ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Tarımda gerçekten ön plana çıkıyor tabii bu ihracat rakamları içerisinde. Yine burada önemli bir rakam da sürekli sanayi rakamlarımızın, ihracattaki sanayi rakamlarımızın yukarıya gitmesi. Bu %7-8'lerden %13'lere kadar çıktı. Sadece burada 13'lerde ihracat rakamını konuşurken paralelinde neler getirdi? Bölgenin kalkınmasına çok önemli bir etkisi var. Sanayi sektörünü aldığımız zaman istihdamda da %19'lara kadar çıktı. Bu gerçekten bölgedeki sanayinin nasıl hızlı bir şekilde ticarete paralel olarak geliştiğini göstermektedir. Bu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan da en çok verimi alan bölge bu bölge. Trabzon merkezde. Evet. Bu da onun bir göstergesi. Bu da onun göstergesi. Şimdi hepsini birleştirdiğimiz zaman bir tarafta ticaret, bir tarafta ihracat, bir tarafta sanayi böyle paralel bir değerlendirmeye kalktığımız zaman ticarete takip ettiğimiz şekliyle 2013'ten 2012'ye şehrimizdeki ticaretin büyümesi %17. 2012'den 2011'e göre %9'du.
ticarette önemli bir gelişme var. Bu gelişmeye paralel olarak da Trabzon'daki mevduata baktığınız zaman yaklaşık 6 milyar mı diyoruz milyar şimdi? Lira, milyar. 6 trilyon. 6 milyar gibi bir rakama ulaştı. Ticaret hacminin ne kadar geliştiğini gösteren ikinci bir rakam da kullanılan krediler ki bu da aşağı yukarı o civarda, hatta krediler biraz daha yukarı gitmeye başladı. Bu şunu gösteriyor. Bir taraftan ticaret büyürken onu belgeleyen rakamlar da ortada. Paralelinde sanayi ele aldığımız zaman, biraz bir derin konuya gireceğiz şimdi, isterseniz zamanı ona göre ayarlayalım. Şimdi sanayide de ticaretin bir büyümesine paralel olarak hızlı bir gelişme var. Trabzon'da biliyorsunuz bir organize sanayi bölgemiz vardı. Bu organize sanayi bölgemizin yapısı, Arsin organize sanayi bölgesi doluluk oranı tam. Bunun devamında da Beşikdüzü ikinci organize sanayi bölgesini kurmuştuk. Bu da kısa zamanda doldu. Yeni arsalar yaratmaya çalışıyoruz ama hemen devamında üçüncü organize sanayi bölgesi Akçabat OSEB'e altyapısı tamamlandı. 2014'te bunu da sanayicilere vermek düşüncesindeyiz. Burada karşımızda talep olarak bakınca 48 tane sanayi parseline 150'nin üzerinde talep var. Bu demektir ki sanayi yönünden de ticaretin gelişmesine bağlı olarak yatırımcılarımız hazır bekliyor. Ama burada şuna da hemen girelim madem konu açıldı. Büyük projelerden bahsedecek olursak, Trabzon'un bu gelişmesine bağlı olarak bölgenin merkezi ve dünya jeopolitik konumuna baktığımız zaman bölgede büyük projeler olarak bir sanayi yatırım, endüstri yatırım adası şeklinde bir projemiz var. Bu proje bölgedeki sanayinin gelişmesine ön adım olarak ve uluslararası çalışabilecek firmaları buraya getirmek suretiyle bir proje geliştirdik. Bu proje şu anda Arsin ilçemizin olduğu yerde geliştiriliyor. Bununla ilgili yaklaşık 2000 dönüm bir arazi deniz dolgusu üzerine yapılacak ve burada da büyük sanayi sektörünü yerleştireceğiz. Bu doğrultuda bu projemizi Sayın Başbakanımıza ilettik ve bunun desteğini aldık. Bu konuda çalışmalarımız, projemiz hızlı bir şekilde de devam ediyor. Tabii burada şu andaki talepler bile 2000 dönümün taleplerinin dönümlük bir parsel içerisinde yaklaşık 6-700 dönüm şu anda talep var. Bu kadar bir gelişme var sanayide. Bunun yanında bölgenin en önemli konulardan bir tanesi elbette lojistikti. Lojistik konusuna da paralelinde büyük proje olarak girdiğimiz zaman biliyorsunuz Trabzon yaklaşık 3 yıldan beri bir lojistik merkez projesi hazırlanma içerisinde devam etti ve bugüne kadar geldi. Yine bunu Başbakanımıza ilettik ve burada da bölgemizde bir lojistik merkez, Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi kurulması kararı alındı. Proje çalışmaları devam ediyor. Bu ne getirecek? Her ikisiyle birlikte baktığımız zaman bölgede yatırım açısından sadece endüstri yatırım adasında 500-600 milyon TL'lik bir yatırım gösteriyor. Bunun yanında yaklaşık 15 bin civarında bir istihdamı gösteriyor. Ve bunun ihracat rakamları Türkiye'de sayılabilecek seviyeye çıkmak üzere altyapı hazırlığı var. Lojistik merkez konusunda da biz her zaman şunu dedik. Trabzon bölgenin en güvenilir yani Kafkasları, Rusya Federasyonu, İran'ı ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin hinterlandını içine alan bir geniş coğrafyada en güvenilir lojistik merkez olarak Trabzon'dur. Burada geniş kapsamlı uluslararası standartlarda bir lojistik merkezin olması şarttır. Bu projemiz tamamlanmıştır. Bunun hayata geçmesi için de yer çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de uygulama alanlarına geçecek. Burada bugün uygun mu değil mi diye biz her zaman şunu örnek veriyoruz. Bildiğiniz gibi lojistiğin 4 ayağı vardır. Bunların en az 3 tanesi olması gerekiyor. Nedir bunlar? Hava yolu, demir yolu, karayolu ve deniz. Evet. Daha sadece şu aşamada bizde demir yolu yok. İnanıyoruz ileriki vadede bunlar bu da olacak. Şu anda lojistiğin 3 ayağı bizde mevcut. Ve bunun en önemli kısımlarından bir tanesi de hava taşımacılığı ki biliyorsunuz 21. yüzyılın taşımacılığı ön plana çıkan hava taşımacılığı. Şu anda uygulama olarak Trabzon'un buna ne kadar uygunluğunu gösteren bir projede bugün NATO askerlerinin yani Almanların Afganistan'dan geri çekilirken hava yoluyla Trabzon'a geliyorlar.
tanklarını, bütün silahlarını buraya getiriyorlar. Buradan gemiyle, deniz yoluyla kendi ülkelerine ya da başka ülkelere gönderiyorlar. Bu anlamda da pistin uzatılması, bu anlamda da gündemde. Tabii burada pistin bir miktar daha uzatılması gündemde. Projeler arasında. Tabii projeler arasında ve ikinci pistin yapılması projeler arasında. Yani Trabzon'un lojistik yönden ne kadar önemli bir yer olduğunu ve buna bağlı olarak da altyapının çok acilen tamamlanması gerektiğini göstermektedir. Şimdi inovasyon, biyoteknolojiniz var ve turizm var. Bu konuyla ilgili de 3 önemli dev yatırım var. Bunu da Sayın Başbakan onayladı. Evet. Hadi evet. Dedi durmak yok, yatırıma devam edin dedi. Ben de evet. Desteği size veriyorum Trabzonlar olarak dedi. Evet. Ama lojistik dediğiniz zaman Taylan Bey, aslında çok önemli bir şey daha var. Sermayenin desteklenmesi gerekiyor. Evet. Yani yatırımcıya bir sermaye lojistiği sağlaması gerekiyor. Şimdi hani malınızı ürettiniz, yurt dışına sattınız, götürdünüz. Bu bir lojistik. Ama bir de bunun yönetilmesi var. Finansal lojistik diyorum ben ona. Bu finansal lojistikte de sizin hakikaten ihracat artıran önemli bir çözümünüz var. Şimdi sizden onu dinleyelim. Çünkü sanayiciler bizi dinliyor. Şimdi Sayın Başkan'ın dediği gibi yani Trabzon çok ciddi bir ihracat potansiyeline sahip. Bence altyapılarını da çoğunlukla tamamlamış. Çünkü çok liman çok önemli. Bir serbest bölgesi var Trabzon'un. Dolayısıyla ve tabii ki havayolu bağlantıları dolayısıyla fena da ihracat rakamları oluşmuyor son senelerde. Evet. Ve gittikçe de artıyor. Tabii buna baktığınız zaman hani ihracat dağılımına yani Türkiye genelinde zaten bir büyük firmalar var. Kurumsal firmalar yıllardır zaten ihracat yapıyorlar. Şimdi KOBİ ve orta ölçekli firmalar dediğimiz firmalar yeni pazarlar arayışındalar ve dünyadaki son gelişmeler gösteriyor ki artık yurt içi satışlar daha sıkışmaya başlıyor. Onun için globalizmle birlikte daha fazla yurt dışında ve çeşitli ülkelere mal satmak icap ediyor ve bizim de aslında girişimcilerimiz bunları yapmaya başladılar. Fakat yurt dışı pazarlara çıktıklarında karşılarına çok önemli bir sorun çıkıyor. Bir kere artık dünyadaki bütün alıcılar eski yöntemlerle işte akreditif açayım ve bu akreditif karşılığında bir garantin olsun. Ben de senden mal alayım bir yaklaşımında ithalat yapmıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Sen malını gönder, kaliteliyse ben sana açık hesap bazında mal mukabili olarak ödeyeyim diyorlar. Fakat bu tabii ki yeni ihracata başlayan firmalar açısından özellikle KOBİ'ler ve orta ölçekli firmalar açısından çok ciddi bir ticari risk ortaya çıkarıyor. Yani malını göndereceksin açık hesap bazında ve vadeli göndereceksin. Bu vade sonunda da paranı bekleyeceksin. Şimdi birincisi bir ticari risk. İkincisi bu vadeli alım satımın bir tahsilat problemi ortaya çıkıyor. Tabii. Yani hem ticari riski var hem de acaba zamanında tahsil edebilecek mi? Bunu çok bilmiyor firmalar. Ve bunlar çeşitli ülkelerde söz konusu olabiliyor. Üçüncü de bir finansman bacağı ortaya çıkıyor. Yani ben tamam bağlantılarımı yaptım. Ben bu malı üretmeliyim ama belli bir vade var. Bu vade içinde bunu nasıl finanse edeceğim? Dolayısıyla bu üç bacak özellikle küçük ölçekli ve KOBİ niteliğindeki firmalarda çok ciddi sorun oluyor. Hatta bu üç bacağı birbirinin arkasında yönetmek açısından belki üretimle uğraşmaktan, satışla uğraşmaktan daha fazla vakit kaybediyor firmalar. Bundan dolayı Avrupa'da da bu geçmiş yıllarda aynı şekilde olmuş. Türkiye'de de böyle oldu. Daha yeni enstrümanlar devreye girdi. Özellikle orta ölçekli firmalar açısından. Bunlardan bir tanesi hep diğer bölgelerde sizinle birlikte anlattığımız gibi factoring enstrümanı. Factoring enstrümanı tek bir ürünle bu üç hizmeti kapsayarak veriyor. Yani ne yapıyor? Ticari riskini sigortalıyor. Evet. Ticari riskini yok ediyor. Tahsilatını yapıyor. Artı finansmanı sağlıyor. Ve bu finansman tamamen firmaların kendi satışlarını takip ettiği için çok uygun maliyetlerle ortaya çıktığı için KOBİ'lere çok ciddi anlamda destek veriyor. Yani dolayısıyla bir ürün, üç değişik hizmet tek bir ürünle karşılanmış oluyor ve dolayısıyla da orta ölçekli ihracatçıların önü çok ciddi açılmış oluyor. Tabii bundan önceki krizlerde faktöringçiler sınıf geçti çünkü hani biraz daha finans sektörü temkinli davranırken faktöring şirketleri tam destek vermeye devam etti. Orada karnesine hakikaten bir 10 yazdırdılar. Şimdi alacak sigortası, vadeli işlemlerdeki bu hizmetler, ihracat için geliştirilen yeni argüman, ihracat faktöringi bir anlamda sanayicinin, ihracatçının, başkanın biraz daha rahat uyumasını sağlıyor gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Evet, tamamen katılıyorum. Ama önemli olan
KOBİ'lerin, sanayicilerin, ihracatçıların bu finans argümanlarını çok iyi bilmeleri, öğrenmeleri, yakından takip etmeleri. Zaman zaman biz bu konuda üyelerimize bilgi veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Bu farklı argümanları kullanarak geleceğe dönük kolaylıklar sağlaması ya da riskleri ortadan kaldırması konuları. Bunlardan dediğiniz gibi özellikle borcun alacağın sigortalanması, yani olabilecek bir alacağın batak olması için onu sigorta edip kendinize sağlam almanız çok önemli bir finans argümanı aslında. Bunu üyelerimizin aslında herkesin dikkate alması gerekiyor. Diğer taraftan bugün yaşamış olduğumuz döviz kurlarının örneğin yükselmesinde kendini koruyacak bankalarda çok güzel tedbirler var ama maalesef nasıl olsa bize bir şey olmaz diye bunları kullanmıyoruz. Kullanmamız gereken konular. Bu dalgalanma neticesinde biraz daha dikkatli düşünüp bankaların bütün bu argümanlarını dikkate alarak kullanmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Can simidi gibi geldi bana. Tabii. Gerçekten öyle, can simidi. Bu bakımdan ihracat açısından da bankalar artık kredi vermede bir sorun yok. Yani şu dönemlerde bankalardan çok rahatız. Zaten verilen, bankaların vermiş olduğu kredilere dikkate aldığımız zaman gerçekten önemli miktarda krediler verildi üyelerimize. Burada yaklaşık 2013 yılının 2012'ye göre ticari kredilerdeki artışı yaklaşık %27 civarında bir rakam. Önemli. Gittikçe de bu artıyor. Amacımız tabii bu kredileri üyelerimiz kullanırken borcu borçtan kapama elbette bu bir miktar olacak ama asıl krediyi kullanırken para kazanacak durumda bu krediyi kullanmak en büyük arzumuzdur. Bir de başkanım, Taylan Bey ikinci bölümde onu da soracağım. Siz malınızı ihracatçı olarak satarken Taylan Bey'in muhabirleri o ülkeyi bir güzel analiz ediyorlar. Analiz ettikten sonra da bu ülkeye ticaret yapılabilir, bu şirket ticaret yapılabilir diye ön bir bilgi veriyorlar size. Bu da bir anlamda ihracatçının önünü görmesini sağlıyor. Şimdi o konuya şöyle değinelim. Onun iki farklı bakış açısı var aslında. Birincisi hukuk sistemi oturmuş ülkelere ihracat yaparken elbette kesinlikle o sistemi takip etmek lazım. Bunu zaten ülkemizde büyük firmalar bunu yapıyor. Ama bir de özellikle bölgemizde ticari hukuk sistemi oturmayan ülkeler var. Birebir. Bu belki Türkiye'nin de bir avantajı. Çünkü Batılılar buralara ihracat yaparken bu sistem oturmadığı için biraz geri duruyorlar, risk olduğu için. Ama bizim girişimcimiz, yani Türk girişimcisi bu riski üzerine alarak kendi gayretleriyle oralarda başkalarının girememiş olduğu pazarlara girip ihracatımızı arttırıyor. Az önce konuşurken ihracatımızda Trabzon 113 ülkeye ihracat yapmış. Evet. Yani bu çok önemli bir rakam. Bu şu demektir, nerede bir kenar varsa oraya ulaşmış ihracat yapmak için. Burada ticari hukuk sisteminin oturup oturmadığını hiç bakmamış. Ben buraya mal satabilir miyim diye bakmış. Ama elbette bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, büyük ülkelerin, devletlerin yapmış olduğu ihracatlarda öncelikle sistem arıyorlar. Ama biz ona çok fazla baktığımız yok, yeter ki mal satalım diye ona bakıyoruz. Bunda da ufak tefek bataklar olsa bile genelinde Türkiye açısından ve KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz açısından baktığımız zaman ortalamada hep karlı çıkıyoruz. Elbette risk yurt içi piyasalarında olduğu gibi ihracatta da belli miktar var. Buna da katlanıyoruz. Bu Türkiye açısından, girişimcimiz açısından da ihracatta çok çok önemli bir konu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra Taylan Bartu'ya soracağız. Siz bu riskleri nasıl minimize ediyorsunuz ve Trabzonların yaptığını gözü kara ihracat yapıyorlar ya, onların biraz daha belki farklı bir gözlükle bakmasını nasıl sağlayacaksınız? Biz de diyoruz ki bize her yer Trabzon diyoruz. Trabzon'dayız ama biz şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Trabzon'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.
Evet efendim, Trabzon Müzesi'nden yaptığımız yayın bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi sözü Taylan Bartu'ya veriyorum. Trabzonlular gözü kara, dünyanın 113 ülkesine ihracat yapılıyor. Taylan Bey, bu hakikaten Türkiye ortalamasının çok üstünde. Yani bunun neresinde varsınız siz ve hani bu gözle baktığınızda, yani siz burada bir faktöring şubesi açıyorsunuz Şubat ayı içerisinde. Demek ki bu potansiyelde, bu yarışta diyorsunuz ki ben de varım Trabzonlarla beraber ihracat kervanında. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Trabzon ihracatı demin konuştuk, yani çok ciddi bir 1.6 milyar dolarlık bir ihracatı var. Bunun ülkeler dağılımına baktığımız zaman önemli bir bölümü Avrupa Birliği ülkeleri. Evet. Hemen ardından eski Doğu Bloku ülkeleri geliyor ve onun ardından da Asya ve Okyanusya ülkeleri bu ihracat içerisinde pay alıyor. Şimdi zaten bu kompozisyona baktığımız zaman bizim factoring ürünümüzün hizmetleri bu ülkelerle birebir uyuşuyor zaten. Evet. Bunun sonucunda da özellikle Avrupa ve eski Doğu Blok ülkeleri, ki son 5 senede çok ciddi ivmelendi ve çok büyük ciddi ekonomik büyümeler sağladılar. Bizim de tabii bu ülkelere olan ihracatlarımızdaki paylar arttı ve dolayısıyla buradaki factoring hacmi de gittikçe artmaya başladı. Biz geçen yıl toplam 10 milyar dolara yakın bir ihracata aracılık ettik sektör olarak. Bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmını TEB olarak biz gerçekleştirdik. Bunun içerisinde de eski Doğu Blok ülkeleri çok önemli bir yer tutuyor. Avrupa zaten klasik bir pazar, factoring endüstrisi açısından. Asya ve Okyanusya ülkelerine baktığımız zaman da burada da muhabirlik ağlarımız var ve burada da biz factoring hizmetini verebiliyoruz. Yani burada tabii ki en önemli Sayın Başkan'ın da söylediği gibi ticari risk. Yani evet, burada artık belki eskisi gibi çok gözü kara gitmeyeceğiz. Ne yapmamız lazım? Belki o ülkelerdeki firmaları daha iyi tanımak lazım. Nasıl tanıyacağız? Bir finansman modeli olan factoring'in oradaki muhabirler aracılığıyla aldığı finansal sonuçlara göre orada ticari riskleri üstlenerek biz bu ülkelere ihracatı ticari riski ortadan kaldırarak garantili bir şekilde ihracatçılarımıza bu hizmeti çok rahat verebilecek durumdayız. Yani Trabzon'un ihracatı da aslında buna çok uygun. Özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler açısından. Peki Taylan Bey, siz az önce başkan da ona özellikle vurgu yaptı. Hukuki sistemi ticaret hayatında oturmuş ülkelerde bunu yapmak tabii daha sistemli olabilirken, hı hı, ticari hukuk altyapısını çok oturtmamış, birebir ilişkilerle yürüyen ticari hayatta bu biraz zor oluyor dedi. Burada Trabzon'da gözü kara, oraya da malını satıyor dedi. Şimdi burada ne yapıyor factoring? Şimdi burada böyle tabii bir ülkeye ihracat yapıldığında. Şimdi şöyle bakmak lazım. Eğer o bahsedilen ülkelerde eğer bir factoring muhabiri veya bir banka söz konusu muhabirlik ilişkimiz var ise, orada zaten bu konuyu çözmek yine factoring kuralları çerçevesinde çok kolay. Biz evet, ticari riski üstlenerek tamamen bir finansal ürünle bu sorunu aşıyoruz. Eğer o ülkede henüz factoring gelişmemişse komşu ülkeler bazen bu ülkelere de ticari riskleri üstlenebiliyorlar. Evet. Yani mesela Rusya, Türkiye Cumhuriyetlerdeki bir takım firmaların risklerini üstlenebiliyor. Biz Rusya üstünden bu riski alarak gene ihracatçılara bu anlamda servis verebiliyoruz. Yani gene ihracatçı ilgili ülkedeki alıcının ismini bize vererek biz ona o ülkedeki ticari riskini yok edecek bir garanti limiti oluşturabiliyoruz. Bunun hemen ardından tabii finansman ve tahsilat da factoring şirketine yaparak tamamen ihracatçılar satış ve üretimlerine ilgilenebiliyorlar. Yani sizinle beraber bu ülkelere ihracat yapan Trabzonlular tahsilatı düşünmesinler diyorsunuz. Biz o işi hallediyoruz. Evet. Sadece malını satsınlar, gerisini merak etmesinler. Evet, aynen öyle. Biz ticari risklerini üstleniyoruz. Üstüne finansman sağlıyoruz. Tahsilatını da biz yapıyoruz. Evet, yani eğer alıcı ticari riskten dolayı iflas eder, konkordato ilan ederse, malla ilgili herhangi bir problem yok ise biz bu finans yaşanmıyor. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Ticari risklerini de yok edebiliyorlar. Dolayısıyla yeni pazarlara güvenle girebiliyorlar. Bakın, o riski de böylelikle Taylan Bey sıfırlıyor. Hadi bakalım. Şimdi baktık, 13 milyar lira yeni parayla 13 trilyon lira KDV matrahı var. Yani bu şehirde 13 milyar liralık fatura kesilmiş. Şimdi bu çok büyük bir rakam. Ya bunun bir hani yani diye başlayan cümlenin devamı var. Yani bunun bir anlamı var. Bunun anlamı çok anlamlı bir anlamı var. Evet. Nedir bu?
Tabii bölgedeki ticaretin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar hızlı geliştiğini yıllara baktığımız zaman da elimizdeki rakamlarla konuşacak olursak, az önce bahsettiğimiz gibi son 2013-12 12 aylık dönemde, ki doğru rakam 12 aylık dönemdir, burada %17'lik bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yine bunun geçmiş yıllarda, bir önceki yılda %9 ama onun bir önceki yılında da %26 idi. Şimdi bu şunu gösteriyor, bölge çok hızlı ticaret yönden gelişiyor, büyüyor. Bu büyümenin içerisinde elbette bizi izleyen bir sürü izleyicimiz, üyemiz şunu belki hemen söyleyecektir. Ya bu kadar büyüyor diyorsunuz da bizim cebimizde bir şey yok diyecektir. İster istemez onlara da bir cevap vermemiz gerekiyor. Onu da aydınlığa kavuşturmamız gerekiyor. Yani bizi eşkıya soymadı manasında bir atasözümüzü kullanırsak. Şimdi burada tabii ticaret bu kadar büyürken ticaretin sistemler değişti. Değişen bu sistemlerde hepimizin bildiği gibi büyük AVM'ler, büyük marketler, büyük toptancılar, artık sistem buna döndü. Küçük esnaf bu değişime ayak uydurmak zorunluluğu geldi. Eğer dükkanlarımız, sanayicimiz, küçük esnafımız bu sisteme ayak uydurmadığı takdirde, bu değişime uymadığı takdirde bir gün bu iflas edenler kervanına katılmak zorunda kalacak. Bu şekliyle bakınca büyüme bir taraftan böyle giderken büyükler çok memnun mu? Yani bu kadar ticaretten pay alan firmalara baktığımız zaman onların da çok memnun olmadığını hepimiz görüyoruz. Neden? Onlar arasında da çok büyük bir rekabet var. Bugün baktığımız zaman hangi sektörü ele alırsanız alın, tekstil, konfeksiyon, gıda ilk başı çekenlerden tüketimde, tüketici açısından çok faydalı olmuştur. Nedir? Fiyatlar düşmüştür. Belli bir yerde en azından kalmıştır. Çok hızlı fiyat artışı olmamıştır. Tüketici açısından vadeler ona göre uzamıştır. Ama bu işin içerisinde olan üretici, sanayici, tüccar ya da hizmet sektöründe çalışanlara baktığımız zaman buradan yeterli payı alamamaktadır. Bunun bir geçiş dönemi olduğunu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Bu değişime herkesin artık ayak uydurması gerekiyor. Benim ekonomi muhabir olarak anladığım iki şey çıkıyor. Bu 13 milyar liralık KDV matrahının ya da kesilen faturadan, daha Türkçe söylersek, demek ki çok dürüst bir tüccarımız var. Şimdi faturasız işlem minimum demek burada. Yani ortalamanın çok üzerinde. Evet. Siz şimdi kayıt dışılığı tabii ona getirdiniz. Hayır, yani elbette. Kayıt dışılığı ne kadar şimdi az olduğunu görüyoruz. Ona değinmekte çok büyük yarar var. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de kayıt dışılığın belki de birinci sırada olması gereken şehir Trabzon'dur. Neden? Trabzon'da çalışan bütün bürokratımız, bütün kanunları en üst seviyede uygular. Hatta durumdan vazife çıkararak biraz daha fazlasını uygular. Dolayısıyla Trabzon'da bu kadar baskı sonucu elbette Türkiye'de kayıt dışılıkta birinci sıraya gelmiş olması gerekiyor. Diğer illerde hiçbir zaman bunu görmeniz mümkün değildir. Bu gerek sosyal güvenlikte, gerekse vergi müfettişlerinde akla gelebilecek her konuda kayıt dışılık bizde ortadan hemen hemen kalkmış demektir. Bu sadece kayıt dışılıktan dolayı bir büyüme değil. Gerçek anlamda yıllardan beri biz kayıt dışılığı ortadan kalkması için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun ilk dönemleri bundan 5-6 yıl öncesine kadar bir süreyi aldığımız zaman orada zaten bir toparlanma oldu. Kayıt dışılık orada düzelmişti ama ondan sonraki şehrin büyümesi anlamını taşımaktadır daha çok. Belki kayıt dışılığın buna katkısı %1-2 olabilir ama kalanı şehrin ticari yönde büyümesidir. Taylan Bey, bu vadeli işlemlerdeki çözümleriniz neler? Yani sadece ihracat odaklı çalışmıyorsunuz. Türkiye'de piyasalar içinde de bir ticari hareketlilik var. Bu hareketliliğin neresindesiniz? Gene Trabzon'da ki bakışlarınızla değerlendirelim. Şimdi tabii görüldüğü gibi yani nedir? Aslında faktöring temelde baktığınız zaman vadeli satışların finansmanı. Bu nereden çıkıyor? Faturadan çıkıyor. Yani faturanın olduğu her yerde sadece ihracat tarafında değil yurt içi tarafta da faktöring ürününü kullanmak söz konusu. Zaten baktığınız zaman Türkiye'deki faktöring sektörüne yurt içi işlemleri aslında ihracat işlemlerinin daha üzerinde yapılıyor. Dolayısıyla faturanın olduğu, faturalı işlemin olduğu her yerde faktöring hizmet verebiliyor. Bu tabii Trabzon'da çok
demin söylediğiniz gibi güzel bir gelişme var. Çok ciddi bir faturalı işlem hacmi var. Zaten artık Türkiye de buna doğru çok ciddi gelişmeler kaydetti son 10 yılda. Dolayısıyla faturanın olduğu her yerde biz finansman yapabiliyoruz, tahsilat yapabiliyoruz ve gene ticari riski üstlenebiliyoruz. Özellikle son 2 senedir yurt içi işlemlerle de vadeli satışlardan doğan ticari riskleri üstleniyoruz. Bunun finansmanını sağlıyoruz ve bunun tahsilatını da yapıyoruz. Şimdi bunu tabii arka tarafında bir kredi sigortası Türkiye'de de oluştuğu ve bu poliçeler artık satılmaya başladığı için biz yurt içi tarafta da ihracatta verdiğimiz hizmetin aynısını yurt içinde de veriyoruz. Burada da orta ve küçük ölçekli işletmeler, zaten büyük kurumsal işletmeler bunu belki yurt dışından bu kredi sigorta poliçeleri satın alarak zaten son 5-6 yıldır uyguluyorlar ve alacaklarını bir nevi sigortalıyorlar ve garanti altına alıyorlardı. Şimdi biz KOBİ ve küçük işletmeler için de bu ağı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Onun için zaten Anadolu'da şu anda 15 tane, bu sene sonunda 20 tane factoring şubemiz olacak. Yani önümüzdeki dönemde 100'ün üstünde şubeyle bu hizmeti vermek istiyoruz. Onun için yurt de Trabzon'da izliyorsunuz. Evet, zaten onun için de beraber onun için de Trabzon'da burada program dolaşıyoruz. Bunu anlatıyoruz. Şehir şehir. Yani. Zaten ben hangi şehre gidiyorsak diyorum ki bu şehrin demek ihracat potansiyeli evet. Çok iyi. Taylan Bey beni oraya davet ettiğine göre diyorum. Oraya gidiyoruz. Şimdi Taylan Bey yatırım adasından bahsetti başkanım biraz önce. Lojistik merkezden bahsetti. Çok devasa projeler, pistin uzatılması lojistikte ciddi anlamda rahatlatacak, ondan bahsetti. Demek ki hakikaten ileriyi önceden görmüşsünüz ki burada böyle bir adım atmışsınız. Başkanım bunlarla da sınırlı değil. Turizmde varsınız. Onun dışında inovasyonda varsınız. Yani bu dev projeler aslında hani bizi seyreden üyelerinizi rahatlatacak projeler diyebiliriz. Evet. Bölgenin önde olan sektörlerden bir tanesi de saç kemiği imalatçılığı. Bu biliyorsunuz Trabzon Çamborlu bölgemizde çok uzun yıllardan beri gemi imalatımız var. Burada tabii yapılan gemiler aslında hep özel gemiler. Özellik arz eden gemiler ve çok da başarılılar. Yıllardan beri de buna devam ediyorlar. Bu sadece yurt içi piyasalarına değil, yurt dışı piyasalarına ihracatta da devam etmekte bu çalışmalar. Burada şöyle bir gelişme, bu bölgedeki saç gemi imalatçılarımız sağ olsun, onların çok büyük bir arzusuyla sektörün gelişmesi konusunda Çamburnu'nda 10 tane tersane yapılıyor şimdi o tersane bölgesinde. Bu saç kemiği imalatçılarının uluslararası standartlarda imalat yapmaları ile ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Bu şu demektir, geleceğe dönük iş potansiyelinin çok daha fazla olacağı anlamına gelmektedir. Tabii bu arada yine Trabzon Ticaret Sanayi Odamız olarak yine bölgemizdeki saç kemiği imalatçılarla birlikte, üniversitemizle birlikte orada bir ortak üretim merkezi geliştiriyoruz. Bu ne demektir? Yaklaşık bu yatırım da 30-35 milyon belki 40 milyonu bulacak bir yatırım. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Bu yapacak olduğumuz işte saç kemiği imalatçılarının ham madde girdisinden bunların işlenip kesilip form verilmesine kadar hazır proje bazlı çalışmayı tamamlayarak bu imalatçılara verilecek. Burada ortaya çıkacak olan konu şu: uluslararası ve iç piyasada rekabet edebilirlik şanslarını arttıracak. Uluslararası standartlarda üretim yapmak suretiyle ve bunların pazar araştırmasıyla ihracatımızı arttırmak suretiyle bu bölgede önemli bir miktarda gerek üretimde gerekse katma değerde gerekse ihracatla birlikte istihdamın da artmasıyla burada önemli bir... Her anlattığınız projede bir istihdam var çünkü. Elbette sıkıntı. Ülkenin 2023 hedefine ulaşması konusu hedeflerimizin başındadır zaten. İstihdam da bunlardan bir tanesidir. Tabii buradan az önce bahsettiğimiz konulara da böyle sanayiden geçip gelirsek biliyorsunuz sanayi strateji belgemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi konusunda bir başlığımız var. Evet. Tabii burada biz Trabzon Ticaret Sanayi Odası olarak
üzerimize düşen sorumluluğu aldık. Bu sorumluluk şuydu. Madem yüksek teknolojik ürünler üretilecek, bunun altyapısı önce hazırlanmalı. Bu altyapıyla birlikte sanayicimize hizmet vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi çok önemli köklü bir üniversitemiz var. Buradaki mühendisleri alarak yine Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknokent'te bir yer açarak bir eğitim merkezi, inovasyon merkezi. Bu inovasyon merkezinde mühendislerimizi burada bir öncelikle eğitime alıyoruz. Bunları teknolojik ürünler konusunda proje bazlı eğitmeye başladık. CAD/CAM CNC olarak tanımladığımız sistemde bunların şu aşamada uygulanabilir tarzda eğitimlerini yapıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz eğitimler sonucunda ne kadar insanı eğitmişsek tamamı iş buldu. Ve aranan eleman oldu. Çünkü eğitim standartlarımız çok yüksek. Bu şuna götürüyor bizi. Burada açmış olduğumuz inovasyon merkezinin bir adımı önümüzdeki günlerde hayata geçecek olan o yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesindeki projelendirme kısmını hazırlamış olduk. Evet. Şimdi makine ekipman kısmı. Bunu da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan bir projeyle başlamak suretiyle ve daha sonra da Kalkınma Bakanlığı'ndan ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan takviyelerle burada bir kuluçka merkezi kuracağız. Evet. Bu kuluçka merkezinde yapılacak olan iş eğitmiş olduğumuz girişimcileri kendilerine ya da sanayicilerle birlikte çalışmalarında hazırlayacak oldukları projeleri bu yüksek teknolojik ürünleri üretecek olan makinelere getirip buralarda bu ürünleri üretip buradan da gerek iç piyasada yani ithalatta kullanmış olduğumuz ithal ürünlerin önünü kesmek bir taraftan da dünya piyasalarına yüksek teknolojik ürünleri ihraç etmek suretiyle bir projedir bu. Bu ve devam ediyor. İnovasyon merkezi de bunun bu çerçevede düşünülüyor. Tabii birlikte bu sistem bir bütün olarak inovasyon merkezi olarak biz bunu tanımladık ve bu şekliyle çalışmalarımız şu aşamada devam ediyor. Bunu devam ettirirsek yine çalışmalarımızdan bir tanesi de biyoteknoloji merkezidir. Evet. Bu ne anlam taşıyor? Hepimizin çok yakından bildiği gibi Doğu Karadeniz bölgesi ve Türkiye flora açısından yani orman dışı ürünler açısından Türkiye çok zengin. Bitki örtüsü çok zengin. Odun dışı orman ürünleri diye tanımladığımız bu ürünler açısından Karadeniz'in ayrı bir zenginliği var. Yıllardan beri yabancı ülkelerden bilim adamlarının gelip bölgemizden bu tür ürünleri toplayıp gidip araştırma yaptıkları ve geliştirdiklerini hepimiz biliyoruz. Daha geçen Haziran ayında Trabzon'da 1500 tane ürünle yabancılar yine yakalandı. Biz yaklaşık 3-4 yıldan beri bu konuyu ele alarak belirli çalıştaylar yapmak suretiyle konuyu değerlendirdik ve stratejik plan hazırladık. Bu stratejik planla birlikte eylem planına geçtik. Buradaki amacımız bu ürünleri biz alıp işleyerek katma değeri yüksek hale nasıl getirebiliriz? Bu biyoteknoloji merkezi de bu olayın özü burada başlıyor. Bunu yaparken elbette üniversite olmadan olmaz. Bilim adamına ihtiyaç var bu konuda. Karadeniz Teknik Üniversitemiz var. Kalkınma Ajansımız var. Kalkınma Ajansı olmadan bu işler olmuyor biliyorsunuz. Bu işin içinde olan iş adamlarının olması gerekiyor. En az 60 yıllık bu konuda çalışan iş adamlarımız var. Tabii her şeyden önemli işin başımızda valimiz, belediye başkanımız bu işin özünde var. Hepsini birleştirince ve biz bu konuda gidip dünyada en gelişmiş ülkelerden biri Amerika, Baltimore'a gittik. Bu konuda çok geniş detaylı çalışmalar yaptık ve bu oraları inceledikten sonra ve oralardan alacak olduğumuz desteklerle birlikte geldik burada biyoteknoloji merkezini kurduk ve Kalkınma Bakanlığı'ndan almış olduğumuz destekle Trabzon'da biyoteknoloji merkezini hayata geçirmeye başladık. Önümüzdeki günlerde numuneler konusunda Avrupa'yla yapmış olduğumuz görüşmelerde belirli numunelerde kaliteyi yükseltmek açısından numune vereceğiz. Onları tekrar geri alıp burada doğal ortamda ve sera ortamında yetiştirip yeni girişimciler, yeni ekonomiye katkılar, yeni ihracatlar. Güzel yer Trabzon deve devam edeceğiz. slogan evet. Daha da genişleyecek ve bütün dünyaya uluslararası pazarlarda Trabzon'la ihracatı yapmaya devam edecek. Evet. Aslında Trabzon artık Türkiye'nin bir ihracat merkezi olmuş. Bunu da tescillemiş evet. Altın harflerle 113 ülkeye ihracat yaparak. Evet. Suat Hacı Salihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız
Burayı konuşmakla bitmez ama bizim program biter. Bitmez. Demek ki farz olmuş. Biz bir daha geleceğiz buraya. Turizme gelmedik ama. Başkan turizmi anlatacağım diyor. Bilmiyorum. Katma değerli kullanmak lazım zamanında bundan sonra. Ama söz Trabzon'un turizmini konuşalım. Trabzon'da turizmde de ciddi yatırımlarınız var. Bu da bizim size sözümüz olsun. Tamam. Taylan Bartu, TEP Faktörü Genel Müdür Yardımcısı. Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'yu sizle beraber karış karış dolaşıp Türkiye'nin ihracatına da yani benim de cari açığa karşı savaş verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum diyelim. Teşekkür. Evet, Trabzon'dan yaptığımız yayının sonuna geldik. Trabzon bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan cari açığı kapatma ihtiyacına savaş açmış bir şehir. Bir de bundan daha önemlisi, daha da güzeli, Türkiye'de bir inovasyon açığı var. Bir inovasyon açığına karşı da yaptığı projelerle Suat Başkanım, o da aynı şekilde bu kervana katılmış. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi izlerseniz mutlu oluruz. Hoşça kalın efendim.